Sevgili Haldun Domaç hazır mı acaba? Biraz bir futbol sohbeti yapalım. Hazır mı? Hadi bakalım gelsin ekranlarımıza bağlantımız. Günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederim, günaydın. İyi pazarlar diliyorum sana ve tüm izleyicilerine. Ah ah ah, ne kadar güzel bir koleksiyon öyle. Araba koleksiyonu, kupa koleksiyonu. Tam sevdiğim görüntüler, tam sevdiğim fonlar bunlar. Nedir arkadakiler Haldun Bey? Şimdi arkadakiler 1/24 orijinal otomobil koleksiyonu var. Bir kısmı var orada zaten. Bir kısmı var. Üstünde de kupa koleksiyonu var. Kupa koleksiyonu aşağı yukarı hani dünyanın pek çok yerinde gittiğimiz yerlerden topladığım kupalarla kulüplerin kupaları olan bir koleksiyon var. Arkada şu anda onlar var. O kupanıza bir de ben hediye ekleyebilir miyim acaba? Ne kadar memnun olurum. En güzel yere koyarım, hiç problem yok. Tamam, o zaman buradan o kupaların yanına ben de çok orijinal bir Chelsea kupası eklemeyi teklif ediyorum size. Arabalar Teşekkür kadar ederim. olamaz. Arabalarınız gerçekten sizin kadar orijinal. Haldun Bey nasılsınız? Nasıl Çok gidiyor? teşekkür ederim, çok sağ ol. İyiyim, gayet iyi. Milli takımın bir birlik beraberliğini üzerinizden attınız mı acaba? Yok, zor oldu o, zor oldu değil gerçekten mi? çok zor oldu. Ya gerçekten çok zor oldu. Şöyle ki ben Eskişehir'deydim, maça da gittim, maçtaydım. Çok güzel, çıplak gözle izleyen yorumcu, en sevdiğim yorumcu. Evet, çıplak gözle de yani orada canlı canlı izledik maçı. Yani iyi değiliz, onu bir kere söyleyeyim. Yani iyi değiliz. Alınan oyuncular, alınmayan oyuncular, oynayanlar, oynamayanlar, teknik adamımızın açıklamaları, maç önü, maç sonu. Yani bir türlü istediğimiz ritmi yakalayamıyoruz. Yani onu özellikle söylemem lazım. Yani o kadar farklı şeylerden başlamak isterim ki. Yani en başta istersen çıkan kadrodan başlayalım. Lütfen. Oynayan oynamayan oyuncular diyorum. Mesela işte sol bekimize Cenk Özkacar oynuyor. Bir stoper, tamam. Zordaysanız, bir kulüp takımındaysanız bir stoperinizi sol bek oynatabilirsiniz. Bir sol bekinizi stoper oynatabilirsiniz. Ama siz ülke milli takımını yönetiyorsunuz. Yani Kazımcan Karataş'ı dışarıda bırakıyorsunuz. Ve en az 3-4 maçtır Şenol Güneş'in güvenerek sol bek oynattığı sağ bek. Hani bu çok tercih edilen bir durum olmamakla birlikte sol bek oynayan sağ beki Onur Bulut'u oynatmıyorsunuz. Yerine hiç de oynamayan Cenk Özkacar'ı. Şimdi sonrasında Haldun Bey, da şu açıklamayı... Neden böyle bir tercih yapmış olabilir sizce? Yani en çok eleştirdiğimiz konuya siz de parmak bastınız. Ama mesela bunun argümanı ne olabilir sizce Kuns Hoca'nın? Şimdi o argümanı şöyle, onu da açıkladı zaten kendisi. Zaman zaman bu tür açıklamalar yapıyor. Cenk daha önce takımında da sol bek oynadı diyor. Zaman zaman sol bek oynuyor. Şimdi ben baktım, pek de öyle sol bek falan oynadığını görmedim. Tekrar baktım, araştırdım. Yani sol bek oynadığını görmedim ama onun savı... Ben Cenk'i sol bek oynarken gördüm, onun için de sol bek oynattım diyor. Bence son derece yanlış. Milli takımda bu tür seçimler son derece yanlış. Ha şöyle, tabii ki anlarım. Mesela sağ beki sol bek oynatmak da çok sevdiğimiz bir durum değil. Ama oynamış oyuncuyu oynatmak daha doğru olacak. Hoca yani bu noktada ciddi sıkıntılar. Mesela bir konu daha söyleyeyim. Yani lütfen. Hocanın sıkıntılarından... Bir tanesi gazeteci arkadaşımız soruyor, Rıdvan Yılmaz'ı alsaydınız sol bek dediğinde Rıdvan Yılmaz oynamıyor ki takımında diye bir savunma getiriyor kendisine. Peki soruyorum şimdi, Çağlar kaç kere oynadı? Merih kaç kere oynadı? Yani ne kadardır oynuyor Merih mesela? Bakalım işte Zeki yine bir iki maç oynadığını gördüm. Şimdi baktığımızda o zaman bunlar oynuyor mu ki siz Rıdvan Yılmaz'la ilgili bu tezi ileri sürüyorsunuz, takımında oynamıyor. Şimdi oynayan oyuncuları mesela bir başka şey söyleyeyim. Yani bu tür polemikleri maç sonrasında söylüyoruz. Çünkü maç öncesinde söylediğimizde milli takımın genel disiplinini bozuyorsunuz dendiği için çok fazla söylemiyorum. Mesela oynayan Abdülkerim Bardakçı neden oynamıyor da
oynamayan iki oyuncu tercih ediliyor. Yani bütün bunlar soru işareti. Yani dikkat ediyorum genelde de hani bu ayrımı yapmak istemiyorum kesinlikle. Çünkü bunlar bizim çocuklarımız, hepsi bizim çocuğumuz. Ama sanki yurt dışında oynayan oyunculara daha fazla güveniyormuş gibi bir intiba oluşuyor bende. Bakın ayrım yapmak için söylemiyorum bunu. Genel olarak oraya daha fazla. Şimdi bakın bizim Zeki, Çağlar, Merih, Cenk, Orkun, Hakan milli takımda yurt dışında oynayan oyuncular. Cengiz daha yeni geldi. Sanki şöyle bir hani bu tamamen bir tahmin yani. Sanki orada oynayanlar daha fazla antrenman yapar, daha fazla fundamental'ları yükselir, daha fazla verim verirler gibi kafasında bir düşünce olduğunu düşünüyorum ben. İnşallah öyle olmaz. Çünkü en basitinden şöyle söyleyeyim. Hani 21 yaş altı milli takımımızda Bertu oynuyordu. Yurt dışı transferini yaptı. Yaptığı gün o milli takıma seçildi. Bu milli takımın santraforu yine eksikti. Niye? 2 maç önce, 3 maç önce Hatay'da oynarken, Antalya'da kiralıkken neden seçilmiyor? İşte bunlar hep soru işaretleri oluşturuyor. Bunu söylemek istiyorum. Hakim Bey, peki sizin yani sonuçta Avrupa Şampiyonası'nda ilerlerken bence şimdilerden çözmemiz gereken konular arasında diye düşünüyorum. Kuns Hoca'yı ayrı tutuyorum. Zaten geldiğinden beri üzerinde birçok eleştiri oklarıyla geldi. Her defasında milli takımın çok altında bir hoca olduğu vurgulandı. Yani bence Türkiye'de yeterli saygıyı, değeri görmedi. Kuns Hoca çok değerli bir hoca. Fakat geldiği günden bu yana başarılı da olsa, iyi de olsa yani o etkiyi bir türlü Türk halkından da medyadan da görmedi. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Sonunun olmayacağını düşünüyorum. Ama bu benim nezdimde Kuns Hoca'nın iyi bir hoca olmadığı anlamına gelmiyor. Fakat biz ilerlemek istiyorsak, bu bir milli takımsa yani kırılanın, dökülenin olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin gibi düşünüyorum yani sahiplenebileceğimiz. Sizin aklınızda isim var mı? Yani şu isim olmalı, bu isim olmalı, Türk olmalı, yabancı olmalı, şu standartlarda olmalı. Beklentiniz nedir mesela bir medya çalışanı, bir medya emekçisi, yıllardır bir yorumcu olarak? Nedir sizin beklentiniz milli takım teknik direktöründen? İki tane konu var Deniz Hanım. Ben ikisini de söyleyeyim. Bir tanesi ben Avrupa Şampiyonası öncesi yaptığım yorumlarda ben olsam Avrupa Şampiyonası maçları başlarken kesinlikle Kuntz'la başlamam demiştim. Bir kere bunu söyleyeyim. Bu kararımın hemen arkasındayım. Ama sonuç itibariyle Futbol Federasyonu'nu yöneten insanlar bu konuda karar veriyorlar. Hatta Hamit Altıntop'un ne kadar etkili olduğunu da biliyoruz. Bir kere bunu söyleyeyim. İkincisi, biz genel tarihimize baktığımızda uluslararası organizasyonlardaki performansımız ya da işte gidiş gelişlerimize baktığımızda şu ana kadar bizi bu tür bir organizasyona götüren herhangi bir hocamız yok. Yani buraya Hiddink'ler, Luchescu'lar gelen de oldu. Çok çok değerli hocalar geldi. Yok. Demek ki genel anlamda baktığımızda ülke milli takımlarında başarıyı yakalamanın yolu o ülkenin insanından geçiyor. Eğer bu ülke 85 milyon nüfusuyla işte 26 bin, 27 bin antrenörüyle eğer bir milli takım antrenörü, teknik adamı çıkartamıyorsa zaten o bizim başlı başına bir ayıbımız olacaktır. Ben onu söyleyeyim. Ben bu ülkede en az 10 tane milli takımda görev yapabilecek yerli antrenör olduğunu düşünüyorum. Yerli hoca olduğunu düşünüyorum. Evet, yerli hocaları üstelik daha fazla da yıpratıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Yani onu da söyleyeyim. Ama bütün buna rağmen yerli hocalarımız bizi daha kolayca başarıya taşıyorlar. Çünkü ortak bir dil var. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Pek çok kişi bana ya işte öyle de olsa bir sıkıntı olmaz diyor. Mesela kenarda bir maç izliyor. Şöyle söyleyeyim yani gerçekten maçı izliyor yani. Yani biz de maçı izlerken hani acaba biz mi fazla abartıyoruz kendimizi, zıplıyoruz, hopluyoruz diyorum. Oysa hoca bakıyorum, hoca ellerini bağlamış ya önüne ya arkaya. Maçı seyrediyor. Yani bizim milli duygular dediğimiz olay maalesef onlarla da biraz hareket ediyoruz. Onun için söylüyorum. Milli duygular. Ama yerli hoca derken Hacun Bey kesinlikle dünyayı takip eden bir hoca, öyle değil mi? Yani her şeyi bütün trendleriyle birlikte, yani sadece yeşil sahada değil. Bunun bir sürü parametreleri var. Yani çok çok
Biz yerli Doğru. hocaları seviyoruz. Yaş aldıkça onların daha emekçi, daha ne derler? Bizde de tabii büyüğe saygı olduğu için, öyle bir toplum olduğumuz için ondaki değeri arttırıyoruz ama ben galiba yerli hoca deyince biraz daha vizyoner, daha ne derler? Dünyayı takip eden, her şeyi bilen bir hoca olsun isterim. Yoksa yerlisinde yabancısında değilim açıkçası. Şimdi teknik olarak baktığımızda aslında hocaların birbirlerinden farklarını çok göremeyiz. Teknik olarak baktığımızda. Çünkü zaten onlar sadece oyunu okuyup, oyuncuyu seçip onu değiştirmek gibi bir eylemi yapıyorlar. Onun dışındaki kondisyonerlik, fizik hazırlıklar, fitnesslar vesaire gibi bütün bunları yapan ayrı hocalar var zaten onlara destek olan. Oralarda bir sıkıntı yok. Bize oyunu iyi okuyacak, rakibi iyi tahlil edecek, doğru oyuncuları, formda oyuncuları sahaya sürecek hocalar lazım. Dediğiniz doğru. Yani uluslararası manada baktığımızda bir vizyonun olması çok çok değerli, çok çok önemli. Ama gerçekten Türkiye'de var. Yani yurt dışında oynamış, dönmüş, burada bu işleri yapabilecek kalitede oyuncu, teknik adamlar var. Üstelik bu ülkede yöneten teknik, yani şimdi ben isim niye vermemeye gayret ediyorum? Çünkü isim verdiğimiz anda şöyle oluyor. Ya bak X işim, isim zaten çalışıyor, öbürküsü çalışmıyor olmadığı için söylüyorum. Milli takımı yönetecek bu ülkede en az tekrar ediyorum 10 tane hoca ismi sayılabilir. Çok kolayca sayılabilir. Ve milli takımın başarısını istiyorsak da yerli hoca. Yani bunun başka seçeneği yok. Yerli hoca zaten 5 majör lige baktığımızda oralarda da kendi ülkelerinin vatandaşları çalışıyor. Yani gidip dışarıdan alan çok çok az. Onlar da kendileri üretemedikleri için dışarıdan alıyorlar. Ben yani şuna üzülüyorum. Yani eğer Alman milli takımını milli takımı onu tercih etse bize gelmeyecekti. Tercih etmediği bir hocayı biz Türkiye'nin başına getirdik. Bunun için yoksa insan olarak iyi insan, bizim kültürümüzü anlamaya çalışıyor. Buralarda bir sıkıntımız yok ama bizim sıkıntımız o değil ki. Hani iyi insansan hani yaya geçidinden birisini karşıya geçireceksin iyi insansan. Ama biz nasıl bir insan istiyoruz? Biz bizi başarıya götürecek insanı istiyoruz. O ayrı, o iyilik başka bir şey. Onun için başarıya git. Ve bu ülkenin temel sorunu, şimdi ben Eda Erdem'le ilgili sözlerini de dinledim. Gerçekten katılıyorum sözlerine ama şunu söylemem lazım ki çok çok önemli. Eğer siz bir spor ülkesiyseniz, işte o bizim A milli voleybol kadın takımının yaptığını yapmak zorundasınız. 2019'da final oynayacaksınız. 2023'te final oynayacaksınız, kazanacaksınız. 2013'ten bu yana bütün turnuvalarda adınızı yazdıracaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin üstüne çıkıp dünyanın zirvesinde yer alacaksınız. Yani burada bir devamlılık olması lazım. Bizim sorunumuz bu. Devamlılığımız yok ki. 2002'de Dünya Kupası'nda üçüncü oluyoruz. 2008'de üçüncü oluyoruz. Aralarda yokuz. Yani bir kısmında yokuz, bir kısmında 4 sene ara veriyoruz, 6 sene ara veriyoruz. Onun için yani bütün bunları sağlamak gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim, belki hani çok fazla derin bir analiz oldu ama Alman altyapısındaki oyuncularla bizim oyuncularımızın genel felsefesi farklı. Belki de Harun şöyle Bey, size düşünüyorum. bir şey sormak istiyorum. Bu kişisel Buyurun. bir soru olacak. Sizi de uzun zamandır takip ederim, severim. Çok değerli bir isimsiniz. Teşekkür Bugün ederim. Hürriyet Gazetesi'nde Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan bir konuyu gündeme taşımış. Genelde Kuntz Hoca tarafından sunulan şeylerden bir tanesi de bu. Stefan Kuntz gitsin, bizim adamımız gelsin. Milli takımın başındaki hocayı katlederek kendi iktidarlarını pekiştirmek istiyorlar. Beni sonuçtan daha fazla üzen, milli takım ve hocası üzerinde oynanan oyunlar, en başta medyadaki bazı isimler Kuntz gitsin yerine şu teknik direktör gelsin diyor. Şimdi bu Sadece çok Mehmet küçük bir... Arslan'ın bu söylemi değil, sadece Mehmet Arslan sonuçta bir kitlenin sözcüsü olmuş. Böyle düşünen büyük bir kitle de var. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Çünkü gündemdeki isimlerin program başında da ben de belirttim, kitleleri var. Takımlar tarafından sevilen, takım kulüp taraftarları tarafından sevilen isimler bunlar. Arkasında kitleler var. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili olarak?
Şimdi milli takımda görev yapmak her hocanın isteyeceği bir durum. Bunu söyleyeyim. Bunun için kulis yapıyorlarsa ki bu da bence doğal, normal kulis yapmaları. Önemli olan şuradan bakmamız lazım. Mehmet Aslan'ın baktığı yerden bakıyorum. Doğrudur. Bu kulisi de yapıyorlardır. Hatta benim de aldığım bazı istihbaratlar oldu. Yani bu noktada. Ama şöyle bir olay var. Siz o kulisleri engellemek için yapacağınız çok basit şeyler var sizin. Yani çünkü görevdesiniz. Şimdi Galatasaray'ın teknik direktörü olmak için 5 kişi çaba sarf ediyor. Neden sarf ediyor? Okan Hoca bir başarısızlığı olursa ben geleyim. Ya da Fenerbahçe, ya da Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, bütün bunlarda bu tür olaylar zaten olur. Önemli yerlere hamle yapmak için böyle bir çaba. Siz ne yapacaksınız? Siz Ermenistan'la berabere kalmayacaksınız. İşte gideceksiniz, Ermenistan'ı yeneceksiniz. O kadroyu sağlıklı bir şekilde oynatacaksınız. Sonra o kenardakiler zaten seslerini çıkartmayacaklar. Eğer siz bu ortamı hazırlarsanız o ortam oluşuyor. Yani siz bu rahatsızlığı oluşturduğunuz için doktor tedaviye geliyor. Yani ben geleyim tedavi edeyim orayı diyor. Yani bu rahatsızlıktan kaynaklı. Öyle de bakmak lazım. Mehmet Arslan öyle söylüyor ama bir de o taraftan bakmak lazım. Yani biz şu grupta bize altın tepsiyle sunulmuş bir imkan var. Nedir bu? Yen Ermenistan'ı, %80 Avrupa şampiyonasındasın. Sen ne yapıyorsun? Ermenistan'ı yenemediğin gibi bir de yenilme durumuyla karşı karşıya kalıyorsun. Yani böyle bir durumda işte sonuçlar bunlar oluyor. Ondan sonra insanların milli takıma gelme isteğini engelleyemeyiz tabii. Sevgili Haldun Domaç, çok güzel yorumlarınız için, keyifli yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi pazarlar diliyorum. İyi ki katıldığınız programımıza. Hep bekleriz. Ben teşekkür ederim. İyi pazarlar. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, bu konu uzar da uzar. Ben her zaman şans verilmesinden yanayım. Sabrederim, sabrederim. Başarının sırrı sabırda gizlidir. O yüzden önümüzdeki maçları da bir görelim derim değerli izleyenler.